Elif nitel mi nicel mi adlı bir oyun tasarlamıştır. Oyunu oynarken yukarıdaki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerin nicel veya nitel anlamlı oluşlarına göre bulunduğu yerden hareket edecektir. Elif numaralanmış alanlarda nicel anlamlı sözcükler için 3 ileri, nicel anlamlı sözcükler için 1 geri adım atacağına göre tüm cümleler bittiğinde kaç numaralı alanda olur? A6, B7, C8, D9. Nitel anlam sayılıp ölçülemeyen özellikler demektir. Nicel anlam ise sayılıp ölçülebilen özellikler demektir. Buna göre inceleyelim numaralanmış cümleleri. 1. Yeşil bir vadinin yamacında oturduk. Burada yeşil sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır. O zaman 3 ileri adım atacaktır. 2. Burası şehrin en ünlü lokantasıdır. Burada da ünlü sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır. O zaman 3 ileri adım atacaktır. 6 numaralı adımdayız. 3. Yüksek bir binanın çatısından manzaranın fotoğrafını çektik. Burada yüksek sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır. O zaman bir adım geriye geleceğiz ve 5 numaralı bölümdeyiz. 4. Güler yüzüyle hepimizin sevgisini kazandı. Burada güler sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır. 3 adım ileri gidersek 8 numaralı adıma ulaşırız. 5. Kısa boylu dikenli ağaçlarla çevrili bir tarladan geçtik. Burada kısa sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır. Bir adım geriye gelirsek 7 numaralı bölüme geliriz. 6. Üzerindeki ince hırka seni bu havada üşütür. Burada da ince sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır. Bir adım daha geriye gelir isek 6 numaralı bölüme ulaşırız. Cevabımız A seçeneğidir. İlk insan zekası ve el becerisiyle taştan bir balta yapmayı başarmıştır. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi soyut anlamlıdır? A. Beceri balta, B. Beceri zeka, C. İnsan zeka, D. İnsan beceri. Soyut anlam, duyu organlarımızın herhangi biriyle algılanamayan sözcükleri ifade eder. Verilen cümleyi incelediğimizde cümlede yer alan beceri ve zeka sözcüklerinin soyut anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Koca bir yaz bitmişti. Eylül ayının gelişiyle okulların açılması yaklaşmıştı. Bende bir heyecan vardı ki anlatamam. Arkadaşlarımı görmenin sevinciyle havalara uçuyordum. Okulun açıldığı ilk gün kardeşim de benimle okula geldi. Ama onda biraz mutsuzluk seziyorum. Bu metindeki alt çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır? A. Heyecan, B. Sevinç, C. Okul, D. Mutsuzluk. Somut anlam, duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz anlamlardır. İncelediğimizde altı çizili sözcükleri heyecan, sevinç, okul ve mutsuzluk sözcüklerinden okul sözcüğünün somut anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler genelden özele sıralanmıştır? A. Bir şehir kendini mahallesi, caddesi, sokağı ile sevdirir. B. Handbol hiçbir zaman ilgimi çeken bir spor türü olmadı. C. Sayfaları inceledik ama defterde telefon numarasını bulamadık. D. Otomobil İstanbul içinde zaman açısından kullanışlı bir ulaşım aracı değil. Genel ve özel anlamlı sözcükler söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler anlamca daha dar kapsamlı olan o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Seçenekleri incelediğimizde genelden özele şeklinde sıralamanın A seçeneğinde yer aldığını söyleyebiliyoruz.
Şehir daha geneldir mahalleye göre. Mahalle daha geneldir caddeye göre. Cadde daha geneldir sokağa göre. Cevabımız A seçeneğidir. Karga hayvan dünyasında koku alma yeteneği köpekten kat kat güçlü olan etçil bir kuştur. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerine göre genel anlamlıdır? A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü, D. Dördüncü. Genel ve özel anlamlı sözcükler söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Verilen numaralanmış cümleleri incelediğimizde hayvan sözcüğünün diğer sözcüklere göre daha genel anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük soyut anlamlı kullanılmamıştır? A. Hayat acılara üzülerek değil, onların üzerine yürüyerek geçer. B. Akşamları tütsüleyen şu kömür yığınının dumanıydı. C. Bu işte onun parmağı olduğu gün gibi ortadaydı. D. Amasya elması hoş tadı ile bilinir. Soyut anlam, beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız veya kavrayamadığımız anlamları ifade eden sözcüklerdir. Seçenekleri incelediğimizde B seçeneğinde yer alan yığın sözcüğünün somut anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Sözcükler cümle içinde genel anlamda veya özel anlamda kullanılabilirler. Buna göre 1. Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever gibi şairlerin hem Cumhuriyet sonrası şairler arasında hem de Türk edebiyat tarihi içindeki edebiyatçılar arasında özel yerleri olduğunu inkar edemeyiz. 2. Türkiye'nin en gözde turistik yerlerinden biri Bodrum'dur. 3. Dünyanın birçok yerine yayılmış olan fakat sıcak bölgelerde daha çok rastlanan çiçek türlerini araştırıyorum. Cümleleriyle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? A. Yalnızca ikinci cümlede ifadeler genelden özele sıralanmıştır. İncelediğimizde numaralanmış cümleleri 3 numaralı cümlede de genelden özele şeklinde bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz. B. Yalnızca 3. cümlede ifadeler genelden özele sıralanmıştır. Hayır, 2 numaralı cümlede de genelden özele bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz. C. Her 3 cümlede kullanılan ifadeler genelden özele doğru sıralanmıştır. Hayır, 1 numaralı cümlede özelden genele şeklinde bir sıralama yapılmıştır. D. Birinci cümledeki ifadeler özelden genele, ikinci ve üçüncü cümlelerdeki ifadeler genelden özele sıralanmıştır. Evet, incelediğimizde numaralanmış cümleleri 1 numaralı cümlede özelden genele şeklinde bir sıralama olduğunu söyleyebiliyoruz. 2 ve 3 numaralı cümlelerde de genelden özele şeklinde sıralama yapılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir.